Eskişehir Net'ten herkese merhabalar. Ben Elçin Ulusoy. Canlı yayında yine bir konuğum var. Kendisiyle kısa bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Hocası, Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi Piyano Hocası, aynı zamanda Sipibakov Sanat Vakfı'nın Türkiye temsilcisi Amine Aygistova bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Güzel. Peki hocam, ben daha fazla bekletmeden seyircilerimize hemen programı başlamak istiyorum. Öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız? Bunu ben 25 yıl Eskişehir'de yaşıyorum. 1992'de buraya geldim. Yılmaz Bükerşen beni çağırdı konserden sonra. Anadolu Üniversitesi'nde çalışmaya başladım. 25 yıl orada çalıştım. Şimdi Tepebaşı Belediyesi'nden geçtim. Orada özellikle Kültür Sanat Merkezi'nde daha çok çocuklarla piyano hocalığı yapıyorum. Kültür işleri yapıyorum. Spivakov Sanat Vakfı Türkiye temsilcisiyim. Rusya-Türkiye ilişkilerden, kültür ilişkilerinde bir katkıdan bulunmak çalışıyorum. Peki hocam, 2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı ilan edildi. Bu kapsamda birçok etkinlik yapıldı ve devlet destekli bu etkinliklerin hepsi. Biraz bahseder misiniz? Tabii ki ben Kültür Bakanı değilim ama bildiğim kadarıyla anlatacağım. 8 Nisan'da Moskova'da Bolşoy Tiyatro'da açılış, resmi açılış yapıldı. Türkiye'den Truva Operası'ndan başladı, muhteşem bir operasından. Türk sanatçılar Bolşoy Tiyatro'da sahne aldılar. Ve tabii ki bu kapsamında birçok etkinlikler yapılacak. Ben daha çok gençler, çocuklarla ilgilendiği için bizim vakıf, mesela daha dün konserler yaptık biz Eskişehir'de. Spivakov Sanat Vakfı'ndan harika çocuklar geldiler. 3 çocuk, bir tane yanındaki bir hoca. Burada konserler yaptık. Ayrıca Mayıs ayında 12-18 Mayıs'ta Antalya'da Spivakov ve Fazıl Say Birliği'nden bir klasik festival yapılacakmış. 3 gün o da Rus-Türk Kültür Yılı kapsamında ve bir sürü panel yapılıyor ve yıl boyunca çeşitli. Peki hocam, Sipivakov Vakfı dedik birçok kez. Peki nedir Sipivakov Vakfı? Siz de temsilcisiniz zaten. Evet, Sipivakov Vakfı, Vladimir Sipivakov dünyaca ünlü kemancı, çok büyük bir kemancı, çok ünlü bir kemancı. Aynı zamanda kendi adına bir vakıf kuruyor 25 yıl önce ve bu vakıf devamlı aralıksız çalışıyor 25 yıl. Sayısız çocuklar, sayısız konserler, sayısız destek, şimdi bu bir program ayrı bir gerekiyor, hatta gün sürecek. Harika çocukları, müzikte, hayatta bağlayan çocuklar, küçük yaşta başlayan, yani 5 yaşında kadar çocuklar bizim vakıfta var. Her türlü destek, eğitimde, tabii ki böyle maaş vermiyoruz ama maaştan ziyade daha çok önemli bazı telefonlar gerekiyor. İşte bunu bir nasıl çözelim, hasta çocuklara bir hastanedeki, yani vakıf nasıl çalışıyor, işte bu tür şeyler ama sanatla ilgili. Sadece Rusya'nın değil, bütün dünyada. Hatta Türk çocuklar da çok o vakıfa geldiler. Cihan Yıldırım da, biz hatta bir kere Moskova'ya gitmiştik festival için. Türk çocukları Moskova'ya gittiler, orada güzel konserler yaptılar. Peki Eskişehir'de nerelerde sahne alındı? Eskişehir'de bizim çocuklar ilk önce Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde sahne aldılar. Ardından Espark, AVM Espark'ta konser verdik. Ondan sonra STV'de güzel bir program yaptık. Ve STV'den sonra hemen Acı Badem Hastanesi'nden hasta insanlara ve çocuklara ziyaret ettik. Çok etkileyici oldu. Hastanede ilk defa öyle bir şey yapılıyor. Ve inanın, belki o bütün, yani konserlerden ziyade en önemli, en etkileyici o ziyaret. Aslında moral de olmuş galiba. Moral muhteşem oldu. İnanın, orada koridorda gizem bir yaşlı bir amca varmış. 90 yaş gibi bir eserimde. Bizi görünce, balayka görünce hemen geldi ve dans etmeye başladı. Uyan çocuk, yani daha uyan değil ya, birazcık şöyle bir sersem, bizi görünce alkışlanmaya başladı, böyle kıpırdıyor, ayaklı, yani böyle şey takan, kalkmaya çalıştı. Yani belki muhteşem. Evrensel aslında değil mi müzik? Müzik evrensel. Müzik tabii ki. Peki hocam, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında ülkemize 4 tane Rus müzisyen geldi. Alexander Konteyev multimüzisyen, Kseniya Libaturova halk vokal, Arseni Selikov akordeon bayan ve Ilya Prigozhin balalayka. Biraz doğru. Bahseder misiniz? Tabii ki. Şu anda gelen halk enstrümanlardan siz saymıştınız. Etnik. Evet, etnik halk enstrümanları ve tabii ki o halk enstrümanları klasik değil, halk müzikleri çalıştı. Kalinka olmazsa olmaz. Kamarinska, Rus popüler şarkı olmazsa olmaz. Yani her çocuk hem kendi solo çaldı hem grup olarak çaldılar. Tabii ki sonunda genelde Kalinka, herkes sözler bilin.
görevine hem hastanede hem her yerde kanika söyledi ve çok güzel bir sürpriz de oldu. Biz İstanbul'dan Eskişehir yolculuk yaparken havalimanında ben çocukları aldım. Yol boyunca İzmir Marşı çalıştık. Ve İzmir Marşı boyunca sonra Eskişehir'e geldim. İzmir Marşı çözüldü. Ve birkaç yerde İzmir Marşı söylemiş fırsatı bulduk. Peki hocam aynı etkileşim şu anda Rusya'da da var değil mi? Eskişehir'de yapılıyor mesela Türkiye'de. Türk-Rus kültür turizmi olması dolayısıyla. Ama 23 Nisan Türkiye'de tabii ki kutlanıyor. Rusya'da çocuk bayramı var. O da 1 Haziran'da oluyor. Zaten bu sene yine Spivakov Vakfı festival düzenliyor. Yıllardır düzenliyor her sene. Şimdi 16. festival olacak ve Türkiye'de ben bakıyorum şu anda kimi gönderelim. Tabii ki çok kalabalık ekip değil ama böyle öne giren çocukları, piyanist ya da keman ya da bir folklor grubu olabilir. Resimleri de gidecek Moskova'ya. O da Kasım ayında olacak. Yani devletin sonuçta desteklediği bir şey ama değil mi? Devletin şu desteklediği, daha çok benim böyle bir hareketiyle öyle diyeyim de çabalarıyla destekleyen derken yani muhtemelen Kültür Bakanı yol parası veriyor. Bizim vakıf orada barınma karşılıyor. Yani bu tür şeyler maddi çözüyoruz. Peki hocam son sorum şöyle olsun. 2019 Türkiye Rusya Kültür ve Turizm Yılı dedik. Doğru. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Son olarak toparlayacak olursak. Şimdi tabii ki bugün 23 Nisan. Evet. Tabii ki Kültür Yılı ama benim kafamda 23 Nisan şu anda var. Baştan bunu söylemek istiyorum. 23'ten hakikaten uluslararası bir bayram. Yani Türkiye yurt dışında birçok çocuklar geliyorlar. Harika bir adet var. Burada Cumhurbaşkanı dahil, bütün bakanlar dahil çocukları koltukla oturuyorlar. Evet. Yani bu temiz, güzel kalplere yani bu önemli görev vermek çok çok önemlidir. Ki bir şey daha söyleyeceğim. Küçük yaşta başlayan dostluk en kalıcı ve en dürüsttür. Biz küçük yaşta çocukları barıştıralım, tanıştıralım, onlar dost olsunlar. Bence bu kültür yılının en önemli etkisi 23 Nisan benim için. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür kolaylıklar sizin işlerinizde. Sağ olasın. Bugünkü konuğumuz Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Hocası, aynı zamanda Tepebaşı Belediyesi Özlek Sanat Merkezi'nin Piyano Hocası ve Spivakov Sanat Vakfı'ndan Türkiye temsilcisi Amine Aygistova'ydı. Kendisiyle kısa bir söyleşi gerçekleştirdik. Ayrıca 23 Nisan olması dolayısıyla hepinizin bayramını buradan kutlamış olalım. Hoşça kalın, Eskişehir Net'te kalın.